kripto paraların bu aralar iki Amerikan bürokratıyla başı ciddi dertte. Bunlardan bir tanesi meşhur Jeremy Powell. Hakikaten başımızın derdi. Merkez Bankası Başkanı neler yaptı pek anlatmaya gerek yok. Faiz kararları, para sıkılaştırma kararları ve bir türlü durmayan çenesiyle canımıza okuyor. Ama bir derdimiz daha var. Gary Gensler ve ben onu çok daha sinsi ve tehlikeli buluyorum. Çünkü ben artık onun gerçekten kriptoya düşman olduğuna inanmaya başladım. Kim Gary Gensler? Gary Gensler Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Yani SEC'in başkanı. Çok önemli bir çünkü Amerika'da bütün finansal varlıklar onun regülasyonuna tabiler. Ve kriptoya kafayı takmış konuda ve kriptoyu çok iyi bilen bir insan. Çünkü MIT'de part-time hocalık yaparken kripto para konusunda dersler veriyordu. Blockchain'i çok iyi bilen birisi. Goldman Sachs kökenli yani klasik Amerikan bankacısı ve Amerikan bankalarına bir şey olmasın diye kendini öldürüyor sıralar. Her şeyi onların lehine konuşturmaya çalışıyor ve kriptonun üzerine gerçekten kabus gibi çöküyor. Nedir Gensler'in etkisi? Bir etkisi daha evvel bahsettiğim Bitcoin Spot ETF'i konusundaki karar ona bağlı ve bu kararı bir türlü vermiyor. Spot ETF bir çeşit fon diye düşünün. Amerikan borsalarında işleme açılacak. Arkasında Bitcoin olacak ve bu sayede Amerika'daki büyük kurumsal yatırımcılar Bitcoin'e yatırım yapacaklar. Buna bir türlü izin vermiyor. Süründürüyor, karar vermiyor. Bir şey de söylemiyor. Uzun zamandır bekliyoruz. Buradan zaten kendisine bir sinirliyim. Bununla ilgili daha evvel bir video yapmıştım. Linkini açıklamalarda bulabilirsiniz. Fakat gençler bu aralar iyice delirdi. Gençler bu aralarda proof of stake yani stake'e dayalı onaylama mekanizmalarına sahip kriptolara çökeceğini ima etmeye başladı. Ve bunun zamanlamasını öyle bir yaptı ki tam Ethereum Merge'ü tamamladıktan sonra biliyorsunuz Ethereum Merge'ü proof of work'ten proof of stake'e geçişti. Tam merge tamamlandı sadece birkaç saat sonra dedi ki proof of stake onay mekanizmasına sahip kriptolar aslında birer hisse senedine benziyorlar. Onları bir hisse senedi gibi denetlenmesi gerekebilir demeye başladı. Bu ne anlama geliyor? Ethereum ve diğer bütün proof of stake coin'lerin Amerikan Sermaye Piyasası Kurulu'na hesap vermesi onu regülasyona tabi olması anlamına geliyor. Bu niye çok kötü? Regülasyonlar oldukça sert. Maliyetler çok ciddi şekilde artıyor. Bu kriptoları yaratan insanlar teknoloji geliştirmek yerine oraya hesap vermek zorunda kalıyorlar. Ve işin daha da kötüsü dilerse o regülasyon yapısı bu kriptoların üzerine tam anlamıyla çöküp onları engelleyebiliyor. Peki gençler niye kriptoların özellikle proof of stake'e dayalı kriptoları bir hisse senedi gibi görüyor? Birkaç tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi biraz haklı olduğu bir neden. Bunlar oldukça merkeziler. Yani Ethereum'u belki bir kenara koyabiliriz ama diğer daha küçük blockchain'lere baktığımızda son derece merkeziler. Ve stake eden insan sayısı da azaldıkça biliyorsunuz stake etmek için de büyük miktarda para yatırmak gerekiyor oraya. Bunların daha merkezi hale geldiği iddia edebilir. Bir şey merkezi hale geliyorsa orada ciddi bir değer oluşuyorsa bundan sorumlu ve bundan fayda sağlayacak insanları bir şirketin yöneticileri gibi görmek, o kriptoyu da oranın hissesi gibi görmek çok da akla aykırı değil. Yani Ethereum'un üzerine böyle çökerlerse bence çok ayıp ederler. Ethereum çünkü bence oldukça merkeziyetsiz ve proof of stake'te de diğer küçük blockchain'ler kadar merkezi hale gelmeyecek. Ama niyetleri bana kötü geliyor ve özellikle Ethereum Merge'ünden hemen sonra bu açıklama yapması son derece ürkütücüydü. Gensler'in üzerine durduğu ikinci konu burada kar amaçlı bir şirket var mı arkada veya bir birey bir kurum var mı? Ne demek istiyorum buna? Demin staking'den bahsettik ama başka türlü uygulamalar da var piyasada biliyorsunuz. ICO'lar yapılıyor yani Initial Coin Offering'ler yapılıyor. Ya bu ne demek? Coin sürüyorsunuz piyasa, bunun karşılığında para topluyorsunuz ve bundan bir projeyi finanse ediyorsunuz. Bu bayağı hisse senedine benziyor. Benzemiyor demek biraz zor olur açıkçası. Ve gençler diyor ki bu tip yapıları olan her şeyin hisse senedi gibi muamele görmesi gerekir. Şimdi gençlerin bu söylediklerine ben de çok karşı çıkmıyorum. Mantıklı. O zaman çıkar şu regülasyonu arkadaş. Hayır, regülasyonu da çıkartmıyor. Çünkü regülasyonu çıkartmaya kalkarsa epey büyük bir mücadeleye girecek. Ona da girmiyor. Böyle demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor bütün bu ekosistemin üzerinde. Yani ne şu yasak bu serbest diyor, ne şu kurala uyun diyor. Hatta açıklamalara göre pek çok kripto para uzmanı, profesyoneller, yatırımcılar başvuruyorlar gençlere. Hani bize bir yol göster diyorlar. Onlara yol göstereceğine kurallar, kanunlar, zorlamalar getiriyor onlara. Başlarını derde sokuyor. O yüzden kimse adamla konuşmak da istemiyor adına girer diye. Gensler'in bu tutumu tabii ki Amerika'daki büyük fonların kriptoya soğuk bakması neden oluyor. Herkes regülasyonu bekliyor. Evet, private equity'ler yani daha özel fonlar kripto varlıkları ve kripto şirketlerine yatırım yapıyorlar. Epey çok yatırım haberi geliyor bu sıralar. Ama büyük mesela emeklilik fonlarının paraları bir türlü kriptoya gelmiyor. Gensler'in bizim üzerimize böyle bir olumsuz etkisi var. Kaldı ki Amerika'da kripto öndeki tek
tek engel gençlerde değil. Bir yandan Biden hükümeti de kriptoyu regüle etmeye çalışıyor. Arada bir şeyler söylüyorlar. Sonra seslerine çıkma yine böyle bir orta tedirgin ediyorlar. Geçen de IMF dedi. Ya dedi ülke ülke dedi her ülke farklı regülasyon uyguluyor. Bu kriptoda regülasyonun gevşek olduğu yere kaçıp oradan bütün dünyaya hizmet veriyor. Buna bir topyekün yaklaşmamız lazım dedi. IMF'nin nasıl bir hırsız kuruluş olduğu konusunda benimle hemfikirseniz bunun vatandaşın faydasının olmayacağına eminim siz de anlıyorsunuzdur. Geçenlerde yanılmıyorsam Tayland'da kripto ile ilgili pek çok yasaklar geldi. Yani haberler pek iyi değil açıkçası. Onunla haber Rusya'dan geldi. Rusya tabii sıkışmış durumda. Rubleyle bazı yerlere satıyor, satamıyor. Dolar sistemine atıldı. Onlar kripto ile ödeme, kripto ile dış ticaret yapma konusunda bir takım regülasyonlar olumlu yönde çıkartıyorlar şu anda. Bu sevindirici. Kripto aslında Amerika dışında nerede yoğun kullanılıyor? Mesela Afrika'da çok kullanılıyor. Orada regülasyonlar bir havada ama gidiyor. Böyle yani bir dik bir alamete gidiyoruz. Kıyamete gibi halimiz var. Bunun hakikaten değişmesi gerekiyor. Ben netlik istiyorum. Bu netlikler aleyhimize de olsa en azından ne yapacağımızı biliriz. Böyle olunca bu sektörde emek veren ve paranın geleceğini değiştirmeye çalışan binlerce insan, yatırımcı, girişimci hepsi tedirgin kalıyorlar. Bunu bir an önce değişmesi lazım. Ve açıkçası bu bürokratlardan gerçekten nefret ediyorum. Çünkü Amerikan Merkez Bankası'nın mesela dünyaya verdiği ekonomik zararla ilgileneceklerini, Amerikan sermaye piyasasında dönen bütün ikiyüzlükler, bir düşünün GME, AMC gibi hisse senetlerine ne kadar çok manipülasyon yapıldı, açık seçik. Bunlarla ilgili hiçbir şey yapma, kriptonun üzerine çök. Hakikaten daha bizi bir mücadele bekliyor. Sevindirici haber yalnız şu, pek çok Amerikan milletvekili hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden gençleri epey sıkıştırıyorlar ve en kötü ihtimalle adam 2026'da gidecek. Yani oraya kadar belki sıkıştırırlarsa bir sonuç alınabilir. Ama onun dışında da gençler 2026'da gidiyor. O güne kadar inşallah fazla bir yerlere çökmeden, hasar vermeden bu süreci yaşarız. Ve belki de aklı başına gelir bir yerde onu regülasyona çıkarır. Oraya kadar işimiz biraz zor. Öyle ciddi bir boğar halisi bu regülatif sıkıntılar varken beklemek bence pek mümkün değil. Anlattıklarım hoşunuza gittiyse lütfen yatırım ve gelecek topluluğumuza katılın siz de. Ücretsiz bir topluluk. Orada da bu tip içerikler paylaşıyoruz. Zaman zaman canlı eğitimler yapıyoruz. Harika işler yapıyoruz. Bir topluluğumuz var. Bir WhatsApp grubumuz var. Sık sık haberleşiyoruz yatırım fırsatları. Lütfen oraya gelin. Linkini açıklamalara ve yukarıya bırakıyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.